Birisi trollerle birlikte LoA'lara özet geçelim demişti ama geçelim abi. Bedri söylemiş abi, trolleri anlatırken LoA'lara özet geçer misin diye ki LoA'lar şöyle söyleyelim. Bedriciğimizi kırmayalım. Böyle müziğimizi de verelim artık. Arkadaşlar LoA'lar inanıldıkları sürece güçlenen yarı tanrı, yani demigod yaratıklar aslında. Hani direkt olarak tanrı rolü içermiyor hani. Jakorfin demiş ki abonelik gitmiş, kısa zamanda yenilelim. Abi senin yüreğin yeter ya, eyvallah, bak bana yetti bu söylediğin. Öpüyorum. Ve çeşitli şeylerin, nasıl söyleyeyim, güçlerin loaları var. Mesela kanın loası dedik az önce, Hakkar var. Işığın loası, işte şey var. Neydi lan? Rezan var. İşte doğanın loası, işte o kurbağa arkadaş var gibi. Yani kuvak vak vak kuvak vak vak. Ellerim nerede? Neydi o ya kurbağa? Ellerim yok. Ellerim Krogva. Yok. Ha, Krogva. Doğru söylüyorsun. Değil mi? Krogva. Hatta Mantla bu Torga var. Yine doğanın loası, yani nature loa olarak geçiyor. Yani loalar dediğim gibi arkadaşlar, onlara tapıldığı sürece güç kazanan yaratıklar ve evet, bazı realmler arasında geçiş yapabilen güçteki yaratıklar. Mesela Boom Sandy var değil mi? Ölümün loası. İşte Shadowlands'le bu dünya arasında hani geçiş yapabilen bir karakterdir ve ölülere, işte ölü troll ruhlarına yol gösterir. İşte Rezan ışığın loasıdır. Işığa inanan trollere şey gösterir. Yol gösterir. Mesela kralların loası olarak geçer. Yani loalarla ilgili tam olarak bilmek istediğin neyse, şey Bedir'cim, onu direkt sor, onu cevaplayalım bence. Çünkü loalar şuradan gelir gibi temelde söyleyebileceğimiz bir direkt kaynak yok. Bedir der ki şudur, bazı loalar, bunlar da titan yapımı mı? Hayır, değiller titan yapımı. Heh, Kamer sen ne diyordun? Bazı loalar çok güçlü, gerçekten güçlü. Bazı loalar ise normal, böyle player dediğimiz tarzda öldürülebilen loalar. Ya ama işte o gücü inanılmaktan geliyor yani. Çok şey, fazla loa var bu arada, bir tane değil yani. Şeyi hatırlar mısınız bilmiyorum, izlediniz mi? American Gods diye bir dizi vardı. Evet. Orada Odin'in muhabbeti geçiyordu. Hani diyordu ya, biz inanıldığımız sürece güçlüyüz deyip, hatta I am Odin diye çıkıp bağırıyordu son bölümünde, ilk sezonunun. Onun gibi düşünün. Yani Boom Sandy'den korkulduğu için Boom Sandy bu kadar güçlü. Ya da işte Rezan'dan krallar taptığı ve işte kralların takibinde olan insanların tapmasından dolayı güçlü. Aynen. Ya da işte o kaplumbağa loası Torga'nın öldürülebilmesinin sebebi de işte biraz yani follower'ın az olmasından dolayı güçsüz. Ha, Gahun loa değil zaten. Evet, loa temelli bir yaratık ama direkt olarak loa değil. Yani yapım, o Titan yapımı bir tek. Ama diğer loalar Titan yapımı değil arkadaşlar. Doğal güçle oluşmuş. Yani voodoo gücüyle oluşmuş. Ki Katsi söylemiş. Voodoo magic kaynaklı diye. Voodoo magic ama Titan yapımı değiller şey gibi. Zaten Titan yapımı sadece o var değil mi? Supernatural'da da vardı bu inanılma ve güç oransı. Loaların, ölenlerin ruhu, spiritler inancına güçleniyorlar. İşte o Boom Sandy'nin gücünün kaynağı abi. Ama dediğim gibi direkt şey bilgi istersen, atıyorum Rezan'ın olayı nedir diye otur araştırma Rezan. Rezan geri gelecek bu arada, söyleyeyim. Onu da ekleyelim bari. Rezan'ın şey bilgisi yok bende açıkçası. Gelecek. Loalar geri gelebiliyor. Sadece süreleri var. Evet. Tekrar resurrection süreleri var. O zaman şey de gelecek değil mi? Ama siz şey de gelecek diyordunuz. Ne? Olsam bir şey... Vol'jin mi? Vol'jin de gelecek diyorsun. Şimdi Vol'jin'in şöyle söyleyeyim, dünyada yani Azeroth'ta yaptığı, hani derler ya, your deeds will be remembered. Uh-huh. Hani yaptıkları azımsanacak kadar değil. Şimdi yaptıkları ne? İşte atıyorum, az önce bahsettik ya, Neferyan'ı durdururken Tral'a yardımcı olması. İşte Arthas'ın durdurulması, Illidan'ın durdurulması gibi her expansion'da Deathwing'in durdurulması gibi. Yani bunlar hep troller arasında Vol'jin yaptığı gibi görülür. O yüzden inananı ve seveni çoktur Vol'jin'in. Evet.
Peki, Walt... yayındaki arkadaşlara hem bir soru hem bir bilgi. Dur bir saniye. Bir saniye. Kamer. Kamerin sorduğu soruya doğru yanıtı veren arkadaşa 1000 coin hediye edeceğiz arkadaşlar. Evet Kamer. Ben de. Dark Spear trollere hangi Loa'ya inanır? Yazıyoruz. Var mı bilen? Şeye? 1 dakika süreniz var. Dur sen söyleme. Ben söylemeyeceğim. 1 dakika süreniz var. Ben söyleyecektim. Sen söyle aşkım. Söyleyeyim mi? Söyle. Söyle. Şeye boğuşsam diye. Aferin sana. Niye gülüyordu aşkım? Yok yok tamam doğru doğru. Aferin sana. İki söyledin bırak onlar bilsin. Ya ama öyle. Hakkar değil. Hakkar grubu başlarım. Bonsan diye inanırlar. Hı hı. Utku'nun demek dediği şeye de ek olarak şunu söyleyeyim. Eda'ya vermiyorum. Hatırlıyorsanız Volgin için şöyle söyleniyor. Şey diyor ya. Hiç neydi o Volker'in ismi neydi Utku? Sarı olan Volker'lerin başı Sylvanas. Eri. O diyor ya Volgin'e Hand of Valor eli dokunmuş. Evet. Yani yüksek bir kutsallık üzerine olan bir şey. Benden bile daha büyük diyor. O yüzden geri gelebilme ihtimali var. Neyse artık. Doğru ya. Zalazens Fall vardı. Bombsand'ı. Evet Bombsand'ı oyunda daha önce görüyorduk. Coin'imize göz dikti. Şimdi müziği kapatıyorum. Videomuzu veriyoruz bence arkadaşlar. Böyle troll müzikleri çalabilir arkadaşlar.